Merhaba sevgili anneler ve anne adayları. Ben diyetisyen Esma Akça Özdoyran, Esencan Hastanesi diyetisyeniyim. Bugün size gebelikte beslenmenin öneminden bahsedeceğim. Gebelikte ihtiyacı artan vitaminler ve mineraller nelerdir? Gebelikte neredeyse tüm vitamin ve minerallerdeki ihtiyacımız artıyor ama bazı vitamin ve mineraller gerçekten belirgin şekilde düzgün miktarlarda tüketilmeli. Aksi takdirde hem bebeğiniz hem sizin için hayati tehlikeye varacak kadar sıkıntılar yaratabilir. Bu vitaminlerin başında D vitamini, folik asit gelmekte. Folik asit özellikle gebeliğe hazırlandığımız dönemde de tüketilmesi gereken bir vitamin ve ilk 3 ayda da mutlaka tüketilmesi lazım. Tüketilmesinden kastım şu, hem sebze meyve gibi ya da tahıl ürünleri, et ürünleri, kuru yemişler gibi yani doğal yolla beslenerek almamız ama aynı zamanda bu miktar günlük tüketimimizde yetersiz kalacağı için mutlaka dışarıdan preparat takviye olarak almamız gerekiyor. Folik asit için bu böyle. D vitamini için şöyle bir sıkıntı var. D vitamini öncül olarak besinlerde bulunuyor. Yani bir besine baktığında içeriğinde D vitamini yazıyor. Ancak ne kadar çok yersen ye, bu besinden güneş görmediğin sürece vücudunda D vitamini aktif hale gelmez. Güneş görmüyorsan, açık tenliysen, kış aylarında gebe kaldıysan mutlaka hekiminize, diyetisyenize danışarak yani bir sağlık profesyoneline danışarak D vitamini takviye olarak alınmalı. Yine B6, B12 vitamini sinir sistemi açısından çok çok önemli. Kansızlık açısından önemli. Kansızlık demişken demir mineralinden bahsetmemiz lazım. Kadınlarda çok yaygın. Kadınlarda bu kadar yaygın olmasının sebebi hem beslenme anlamında erkeklere oranla daha az kırmızı et ve yumurta tüketimi var. Ülkemizde özellikle çay tüketimi yüksek. Yani demirin emilimi azalıyor. Ama en önemli sebebi aylık olarak menstrual döngüyle birlikte kan kaybımız ve doğumlarla birlikte olan kan kaybımız. Kadınlarda genel anlamda demir zaten düşük. Ve demir eksikliği de ciddi bir sıkıntı yaratacağı için mutlaka düzgün tahliller yaptırılıp gerekirse takviye alınmalı. Gerekirse dediğim konu şöyle, günlük genelde 9 mikrogram kadar demir alınması gerekiyor ama gebe annelerde yani gebelerde bu 3 katına çıkıyor. O yüzden çok çok önemli. Onun dışında iyot önemli bizim açımızdan. Magnezyum da önemli. Uyku sorunlarınız varsa, kas kramplarınız varsa magnezyum önemli. Bir de kalsiyum çok çok önemli. Hem çocuğun kemik gelişimi, hem sizin mevcut olan kemik ve diş gelişiminiz, diş sağlığınızın korunması için hem de gebelik sırasında preeklemsi sorunu yaşamamanız için ki çok ciddi bir sıkıntıdır. Kalsiyum düzgün miktarda alınmalı. Günlük kalsiyum ihtiyacımız 1200 miligrama kadar çıkıyor. Normal sağlıklı standart bir yetişkin için de 1000 miligram civarı. Bunu aslında dışarıdan preparata gerek kalmadan rahatlıkla alabiliriz. Günlük 4-5 porsiyon arası süt ürünü tükettiğimizde rahat rahat kalsiyum ihtiyacımız karşılanmakta. Saydığımız vitamin minerallerin haricinde bir de omega 3 yağ asitleri denilen bir bileşik bulunmakta. Bu normalde balıklardan özellikle derin dip su balıklarından iyi şekilde karşılanabilmekte ve bizim için esansiyel yani vücudun üretemediği mutlaka dışarıdan düzenli olarak almamız gereken bir bileşik. Gebeliğin özellikle son 3 ayında çocuğun beyin ve sinir gelişimini desteklemek için haftada en az 3 kere balık tüketin ya da bunu yapamadığınız takdirde mutlaka omega 3 takviyesi alın. Tabii ki hekiminize danışmanızda da fayda var.